Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim. Türkiye Denizcilik İşletmeleri TDİ'nin 7 kişiden oluşan yönetim kurulunda yalnızca bir kişi denizcilikle ilgili bölümden mezun. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından özelleştirilen limanlarda TDİ'yi temsil eden görevlerin yönetim kurulu üyeliklerinde de aynı durum söz konusu. Genel müdür yardımcısı olarak görev gören kişiye teslim edilmiş bir Özelleştiren limanlara TDİ'yi temsilen atanan yönetim kurulu üyelerinin arasında Modacı, eski AKP milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı çalışanları gibi denizcilikle ilgisi olmayan isimler var. İçlerinde yalnızca birinin denizcilikle ilgisi olduğunu ve denizcilik Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye Denizcilik İşletmelerinde yaşanan yönetimsizliğe ilişkin açıklama yaptı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'nin KİT Komisyonu'nda denetimini gerçekleştirdik. Bu denetim sırasında gözümüze çarpan bir konuyu, bir olayı sizlerle paylaşmak isterim. Yıllardır genel müdür yardımcısı olarak görev gören kişiye teslim edilmiş bir denizcilik işletmeleri var. Ama denizcilik işletmelerinin yönetim kurulu üyelerini tek tek incelediğimizde içlerinde yalnızca birinin denizcilikle ilgisi olduğunu ve denizcilik sektörü konusunda üst düzey çalışmalar yaptığına tanık olduk. Diğerlerini sayayım. Yönetim Kurulu Başkanı İlahiyat Fakültesi mezunu. Yönetim Kurulu üyesi tarih profesörü. 3. Selim Devri ıslahat çabaları tezini yazmış ve onu da özgeçmişine koymuş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TDİ ve özelleştiren limanların yönetimindeki isimlerin denizi sadece denize girmekle bildiğini söyleyen Sertel, özelleştirilen 11 limanın yönetim kurulu üyelerine Türkiye Denizcilik İşletmelerini temsilen atanan isimlerin arasında da bir kişi dahi denizci bulunmadığını ifade etti. Yönetim kurulu üyeliğine girmiş. Toplamda 7 kişilik yönetim kurulunda yalnızca bir kişi denizcilikle ilgili. Diğerlerinin hiçbir ilgisi yok. Ayrıca Türkiye Denizcilik İşletmelerine sorduk. Dedik ki siz özelleştirilen limanlara yönetim kurulu üyelerini atıyorsunuz. TDİ temsilcileri olarak. Bunlar arasında da bir tane denizcilikle ilgili kişiyi bulamazsınız. Denizi herhalde sadece denize girmekle doğru orantılı biliyorlar. Yalnızca herhalde denize giriyorlar. Park Denizcilik ve Opa Liman işletmelerine eski AK Parti milletvekili Necip Kalkan'ı göndermişler. Giresun Port Liman İşletmeciliğine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcı Vekili Ali Mercan Aydın'ı. Siport'a Haşim Taşkıran, sanayici iş adamı. Kendisini yollamışlar. Riport'a Rize Limanı'na Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan atanmış. Orta Doğu Antalya Liman İşletmelerine hukuk müşaviri Mehmet Kılcı atanmış. Alidaş Alanya İşletmeleri Deniz Turizm AŞ'ye modacı, stilist, iş kadını Esma Beki getirilmiş. Ve devam ediyor görevlerine. Marmaris Liman İşletmeciliğine Cumhurbaşkanlığı'nın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın. Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi'ne Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız. Trabzon Liman İşletmeciliğine 26. dönem AK Parti Milletvekili Hüseyin Özbakır. Ege Liman İşletmelerine Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik. Dikili Liman İşletmelerine Proje Grup Başkanı Mehmet Kara. Bunların hiçbirinin denizle ve denizcilikle ilgisi yok.